Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızdan haberlerle karşınızdayız. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur konuğu ve teması belirlendi. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Selim İleri olarak belirlendi. Fuarın teması ise hayatı edebiyatla kuşatmak oldu. Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda 9 gün süreyle paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, çocuk atölyelerinden oluşan birçok etkinlik ve imza günleri gerçekleşecek. İstanbul Kitap Fuarı 10-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. ...46. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni ve konseriyle başladı. İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü bu yıl sevgili Yekta Kara'ya takdim edildi. Törenin ardından İstanbul Müzik Festivali, festivalin yerleşik orkestrası Sasha Götzer yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve genç piyanist Yek Won Samwoo'nun konseriyle başladı. Ve sırada yeni bir albüm projesi var. Yıldız Tilbe bugünlerde kendisi için yapılan saygı albümüyle gündemde. 39 sanatçı Yıldız Tilbe'nin şarkılarını yorumladı. 4 CD'den oluşan Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları adlı albümle ilgili notları ekrana getiriyoruz. Aşkım aşkım, canım aşkım. Başına buyruk, duyguları savruk. Onu belki de en güzel bu sözleri anlatıyor. Türk pop müziğin sıra dışı ismi Yıldız Tilbe bugünlerde özel bir albümle gündemde. Sibel Can'dan Deniz Seki'ye, Gülşen'den Hande Yener'e 39 sanatçı dostu bir araya geldi, en sevilen Tilbe şarkılarını yorumladı. Ortaya 4 CD'den oluşan Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümü çıktı. Neden su getirsem arınamazsın, sussam olmaz, konuşsam duymaz anlamazsın. 2 yıldır hazırlıkları devam eden albümde Yıldız Tilbe, daha önce Funda Arar'ın yorumladığı Taraf adlı şarkısını ilk kez söyleyerek hayranlarına bir sürpriz yaptı. Yandım hiç sönmeden, taraf tuttum. Yıldız Tilbe'nin 1994 yılında müzikseverlere merhaba dediği Delikanlım şarkısını bu albümde Gülşen yorumluyor. Alma, aşk vurur. Albümde Beni Benden Alırsan Deniz Seki'nin duygulu yorumuyla öne çıkıyor. Kaç kere kırdın, yerlere attın, yaralı kalbim affeder mi? Sibel Can'ın yorumuyla Emi, albümün en heyecan yaratan şarkılarından. Albümde Serdar Ortaç Haberi Olsun şarkısını söylerken Demet Akalın Aşk Laftan Anlamaz Ki diyor. Mevlam sakınsın seni her türlü gözden ay ay. Bit dersin bitmez ki aşk laftan anlamaz ki. Albümde Tarkan'la özdeşleşen Kış Güneşi şarkısını iki yorumcu seslendiriyor. Niran Ünsal ve Hande Yener. Şimdi yine seni büyütür. Daha önce Tilbe şarkıları coverlayan Ceylan Ertem bu albümde İlanı Aşkı, Mabel Matisse Değilsin'i söylüyor. Günah değilsin, ayıp değilsin, yasak değilsin, ayrılık. Albümde Aleyna Tilki, Ediz, Cem Belevi, Derya Ulu, Ece Seçkin gibi yeni kuşağın sevilen genç müzisyenleri de yer alıyor. Ayıklimsin. Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümü Özdemir Plak etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında. Deliriyorum, küçücüğüm kal, yanım.
Sırada ressam Nursel Birler Carroll ve foto muhabiri Coşkun Aral'ın ortak sergisi var. Türker Art, ressam Nursel Birler Carroll ve foto muhabiri Coşkun Aral'ın Duvar ve Ötesi adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Duvar deyince tabii sadece bir boya katmanı görmüyorsunuz. İçinde kavramsal olarak duvar var, politik olarak duvar var, içsel ve spiritüel anlamda duvar var. Sergide sanatçıların bireysel çalışmalarının yanı sıra sergiye özel hazırladıkları ortak eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Nursel'in özellikle son dönemlerde yapmış olduğu çalışmalarda ortak bir fikir gördüm. Adeta badanaların altında farklı mesajları ispatulasıyla saklıyor. Kendisine önerdim, ne güzel dedi ve bugün gerçekleşti. İşte bazı çalışmalarımız ortak, arkada gördüğümüz Mısırlı genç kız ve hemen yanı başındaki keçimiz. Ama onun dışında da ortak mesajlar yüklü. Onun muhteşem çalışmaları, benim de fotoğraflarım. Sergi Türker Art Galeri'de ziyaret edilebilir. Sırada müziğe dair bir kısa derleme haberimiz var. 2000'li yılların başında Türkiye müzik endüstrisinde görülen en önemli fark yerli rock müzisyenlerin yükselişi oldu. Teoman, Duman, Pinhani, Mor ve Ötesi gibi yerli rock gruplarının 2000'li yıllarda yaptıkları şarkılar halen dillerden düşmüyor. Dijital müzik platformu Spotify, 1980 ile 2010 yılları arasında Türkiye'de en çok dinlenen 30 şarkıyı yayınladı. Değer mi hiç, değer mi, değer mi, değer mi söyle. Türkiye'de 80'li yıllara damga vuran isim Sezen Aksu, 1981'de Biliyorsun, 1984'te Tükeneceğiz ve 1986'da yayınladığı Git şarkılarıyla listede yer alıyor. Söyledim, doğru değil. Daha hiç hazır 80'li yılların kült rock grupları AC/DC, Metallica ve Guns N' Roses da listede. Pop'un kralı Michael Jackson, Billie Jean ile 1982'de en çok dinlenen müzisyen olurken, Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'in 1989 yılında zirveyi kimselere kaptırmadığı görülüyor. Protest müziğin en önemli isimlerinden Cem Karaca, 90'larda Islak Islak ve Deniz Üstü Köpürür şarkılarıyla öne çıkıyor. Yeter ki ıslak ıslak bak. 1994 yılına damga vuran isimse Kendine İyi Bak şarkısıyla Ahmet Kaya. Kendine iyi bak, beni düşünme. Levent Yüksel yorumuyla Fırtınalar koparan Medcezir şarkısı 1993 yılının zirvesinde yer alıyor. Rap müziğin önemli temsilcisi Eminem 2000'li yıllarda iki şarkısıyla listede. Teoman, Duman, Pinhani, Mor ve Ötesi gibi rock müzisyeni ve grupları da 2000'li yıllarda yükselişe geçenlerden. Sevgili seyircilerimiz, Erol Evgin geçtiğimiz yılı Türkiye'nin birçok yerinde konser vererek geçirdi. Bu yıl yeni bir Türkiye turnesine hazırlanırken hemen öncesinde Erol Evgin'le biz de bir araya geldik. Hem Türkiye turnesine dair hem de yeni projelerine dair sohbet ettik. Sizleri o sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden.
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla surnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla. Sevgili seyircilerimiz, bugün stüdyomuzda çok değerli büyüğümüz sevgili Erol Evgin'le birlikteyiz. Biz Erol Evgin'le bir araya gelmekten her daim büyük keyif alıyoruz. Çünkü hep güzel haberler, yeni projeler duyuruyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine temponun yoğun olacağı günler öncesindeyiz diyelim. Evet. Yeni bir Türkiye turnesine hazırlanıyorsunuz. Evet. Oraya geleceğim. Çok yoğun bir program var. Anlatalım istiyorum ama öncesinde hatırlıyorum. Yine Türkiye turnesinden söz etmiştik. Üstelik uzun aradan sonra gerçekleşecek bir turneydi. Ve siz bilmiyorum kaç şehir dolaştınız. Epeyce yoğun maraton bir program yaptınız zaten. Evet. Yeni programa geçmeden lütfen biraz anlatın. Nasıl geçti Anadolu turnesi? Çok da özlediğinizi, sizi sevenlerin de özlediğini tahmin ediyorum ama şöyle biraz anlatalım. Nasıl bir turne oldu? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyenlerin kutsal Ramazan ayını kutluyorum. Bol, bereketli, sağlıklı, huzurlu, İslam alemine barış ve huzur getirsin diliyorum. Vesile ama olsun değil vesile mi? Vesile olsun diliyorum. Evet. Ben çok uzun yıllar Türkiye turnesi yapmadım. Yani 80'li yıllarda yapmıştım. Evet. Sonra işte geçen yıl yaptık. Ondan önce de beraber olmuştuk Gülacığım. Evet. Burada programda. İşte epey bir kent dolaştık herhalde. 15-20'ye yakın kent gezdik. Çok keyifli anılar biriktirdik. Mesela Bodrum'da Antik Tiyatro'da konser veriyorduk. Orada tabii çivi çakmak yasak. Tarihi 2000 evet. yıllık bir antik tiyatro. Bir konteyner getirdiler. Ben o konteynerin içinde işte prova yaptım. Sonra konteynere çekildim. Sahne saatimi bekliyorum. Misafirler geliyorlar. Duvarları ince, konuşmaları duyuyorum. Ay ne güzel. Karı koca aralarında konuşuyorlar. Adam diyor ki ya 135 lira çok pahalı diyor. Karısı diyor ki kaç yılın Erol Evgin'i değer diyor. Ayrıca eve temizliğe 150'den aşağı kadın gelmiyor diyor. Bu çok güzel bir kıyaslama. Çok, çok güzel. Bu yaşananlar sahneye doğaçlama yansıdı mı tabii, peki? Tabii. Öyle anlarda oldu mu? Bodrum konserinde hemen çıkıp anlattım. Adam diyor karısın bak seni anlatıyor diyor. Duyulmuş. Tabii, sesimiz tabii. Duyulmuş. Ne kadar kıymetli biliyor musunuz? Çünkü benim. O işte göz göze temas konserler onun için ayrıcalıklı. Elbette çok, albümünüzü dinlemek, elbette sizi ekranlardan görmek, sevilen, istenen bir durum ama. Ama konser başka bir şey. Bu başka bir heyecan. Özellikle Anadolu. Anadolu o kadar renkli, o kadar ya. Değişik, o kadar içten, o kadar doğal ki yani her şey müthiş yani. Onun için Anadolu turneleri, Türkiye turneleri başka güzellikte. Ben geçen yıl, yıllar sonra ilk kez yapmıştım. Bu yıl hemen dedim bir tane daha yapalım organizatörlere. Demek ki o heyecan size de iyi geldi. Evet. Tabii. Devamı istendi. Evet. Şimdi ben baktım çok da yoğun bir program. Hemen yakında 24 Mayıs İzmir var. İzmir var evet. İzmir'de hani başka bir atmosferdir. Evet. Hazırlık nasıl? İzmir'le ben İzmir'le ilgili. Başlamayı çok seviyorum. İzmir'in benim hayatımda çok, hepimizin hayatında çok özel bir yeri var. Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir kenti, Gazi kenti İzmir. Ayrıca bizim fuar yıllarında İzmir'de çok güzel anılarımız var. Yani benim neslimin çok değerli sanatçılarıyla böyle 10 bin kişilik bahçelerde. Ne kadar görkemli olurdu evet, değil mi? Birkaç gazinoda birden çalışırdık. Konserler verirdik. Sabahlara kadar sürerdi o konserler. Ve bütün Ege, yalnız İzmir değil, bütün Ege oraya akın ederdi. Böyle işte 8-10 yıl yaşadım o İzmir gecelerinde, İzmir konserlerinde. Onun için başka bir yeri var. İzmir'in Cumhuriyetimizi sahiplenmesinde, sanatta ve kültürde çok özel bir yeri vardır. Onun evet. için İzmir'den başlamayı. İzmir'le başlangıç. Evet, evet. Sonra Temmuz'da tekrar yoğunluk başlıyor. Öyle evet. değil mi? Evet. Ondan biz şimdi böyle devam edecektik. Fakat bu seçimler de tabii çok önemli ve çok evet. Gerekli oldu. O nedenle bir ara verelim dedik. Türkiye eskilerin deyimiyle seçim satımı halinden çıkarsa. Seçim atmosferine girince ülke evet. biz de biraz duralım dedik. Tamam. Ondan sonra Temmuz ayında işte Denizli ile başlıyor. Denizli, Antalya, Datça, Marmaris, Marmara. Ağustos, Çeşme, Kuşadası, Altınoluk, Bodrum.
Sonra Eylül'de Bursa, Yalova, Hatay, Mersin falan böyle devam edeceğiz. 29 Eylül'e kadar aralıksız neredeyse. Evet. Yani birkaç gün aralarla çok yoğun. Üstelik de yaz boyu böyle Akdeniz, Ege, sahil şeridi de dahil bu programa. Elbette dediğimiz gibi yazın da bir başka duygusu olur. O duyguyu da paylaşacaksınız. Açık hava tiyatrolarında birkaç bin kişilik tiyatrolarda birlikte olacağız bizi sevenlerle. Beni çok mutlu ediyor. Yani şarkı söylemek benim için uçmak kadar değerli. Kendimi o kadar özgür ve rahat hissediyorum. O kadar mutlu hissediyorum. Evet, ve sizin dinleyiciniz, seyirciniz de gerçekten ne kadar zaman geçse de onlar hep aynı yerden, bıraktığı yerden devam edebiliyor sizinle. O da çok güzel bir şey. O da gerçekten çok önemli. Şimdi tabii ki konserlerden ibaret değil. Altın Düetler düet albümü çıktı çıkalı peşindeyiz. O albüm öyle ilk günkü gibi aynı heyecanla da yoluna devam ediyor. Bir yeni video klip daha geldi. Evet. Değil Aşkın mi? Nur Yengi ile Söyle Canım'ı Murat mı yönetti? Evet, Murat yönetti. Benim, ona da selam söylüyoruz. Evet, kliplerimi Murat yönetiyor. Devamı olacak mı bu video klipi? Artık bu proje herhalde biter çünkü Altın Düetler 2 geliyor şimdi. Yoğun bir şekilde onu çalışıyoruz şu an. Büyük motivasyon oldu değil mi? İlk albümün gördüğü bu ilgi. Çok büyük bir motivasyon oldu. Orada da yine çok değerli 11 kadın sanatçı. Hani devam albümü bu o zaman. Devam evet, 2 olacak ama çok iyi şarkılar var orada da. Yani içimdeki fırtına var, Deli Divane var, Sen Unutulacak Kadın Mısın var, Etme Eyleme var. Çok çok güzel çünkü şarkılar. Çünkü bizim öyle bir repertuarımız var ki değil mi? Birikti evet. Albümlere sığmayacak. Evet. Yıllar içinde birikti. Şimdi çok özel isimlerle yine birlikte oluyorsunuz. Ben biraz duyuralım istiyorum artık zaten. Şimdi yani tam kadroyu zamanıdır duyurmayalım da bir iki yerde çıktı. Evet. Sevgili Ajda Pekkan olacak, Sertab Erener olacak. Funda Arar olacak. Bunlar yazıldığı için bunları söylüyorum. Ben Nilkara İbrahimgil de duydum. Nasıl? Nilkara İbrahimgil olacak. Bunlar yazıldığı için söylüyorum. Tamam. Diğerleri sürpriz Zara olsun. Zara da var, Zara da söylüyor. Zara var. Evet, çok Zara güzel. Peki Ajda Pekkan'la hangi şarkı olacağı belli mi? Ajda Pekkan'la İçimdeki Fırtınayı söyleyeceğiz birlikte. Ve çalışmalar başladı mı? Başladı tabii. Başladı. Stüdyoya girdiniz. Stüdyo aşamasında şimdi. Aranjmanlar yapılıyor. Sonra da Ajda'cığım benim çok sevdiğim, çok eski dostum ve arkadaşım. Ne güzel olmuşsunuzdur birlikte. Olacak daha birlikte söylemedik daha şarkıyı. Ben tahmin ediyorum. Ama söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. Çok güzel. Başka şarkı olarak belli olan var mı? Biraz sürpriz kalsın. Biraz sürpriz kalsın. Olur mu? Peki tamam. O zaman bozabildiğim kadar sürprizleri bozmaya çalışıyorum. Kibariye'nin de adını duyduk. Evet. O daha belli değil. Olabilirse. Daha olabilir. Evet. Tahmini bir zaman. Ben diyorum ikinci bayramda. Güzel. İkinci bayramda Ağustos ayı sonuna doğru. Eylül'ü karşılıyoruz evet, o zaman yeni sonbaharda. Yeni albümle ne söylemek istersiniz hemen böyle bir turne öncesinde? Ne söylemek isterim? Turnede, Türkiye'de, Türkiye'nin, Anadolu'muzun illerinde insanlarımızla birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani şarkı söylemek hakikaten benim hayatım sonuna kadar, son nefesime kadar söylemek istiyorum. Biz de dinlemek istiyoruz ve feyz almak istiyoruz. İyi ki varsınız Erol Evgin. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Sağ olun.